Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ yayını yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bugün size çıtı pıtı şöyle çok güzel minik yapımı da kolay görünüşü şöyle çıtır çıtır olan bir model hazırladım. Bakın modelin bu şöyle e, kirpikli yaprağı ve ucunda minik çiçekleri olan bir model şu şekilde size dalları bile hiç zorlanmadan kolay bir şekilde yapabileceğiniz bir model hazırladım Evet modelin bu şekilde şöyle açayım daha net güzel bir görüntü olsun sizler arkadaşlar modelimi hemen kolaylıkla yapıp böyle çıtı pıtı modellerden hoşlananlar için kolay modellerden hoşlananlar için hazırladım şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim Evet arkadaşlar şöyle ikişer zincir çekerek tülbentimizi hazırlıyoruz dört kenarını yaptıktan sonra ilk önce nasıl başlıyoruz şöyle bir zincir çekerek ipimizi tığımıza tutturduk bir defa tığımı doluyorum hemen yandaki boş olan tığ battı ya 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım 1 2 zincir bir defa doladım Hemen yandaki tığ battıma giriyorum. 2 2 olarak bakın. Bir tane bir zincirli, bir tane de iki zincirli. iki tane boş buraya kutucuk yaptık. 7 tane zincir çekiyorum. 6 ve 7. Hemen çevirdim. Bu boş olan trabzanımın tepesine giriyorum ve sık iğne ile buraya sabitleyip hem yaprağım için hem dalları için bu şekilde yuva oluşturdum. Hemen yuvanın kenarına iki zincir çektim. Şöyle düz tarafına döndüm. Yaprak yapımına başlıyoruz. Bir defa tığımı doluyorum. Yuvaya girdim. Şöyle iki. Şöyle iki alarak minik bir trabzan yaptım. Bir, iki, üç, dört zincir. Trabzanımı araladım. Ve sık iğne ile buraya sabitledim. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. Bir, 2 2 4 zincir ve trabzanımın arasına girdim kapattım 2 defa tığımı doluyorum yuvaya girdim şöyle bir şöyle 2 2 ve 2 olarak 4 seferde aldım Evet 4 zincir tomurcuklarımız 4 zincirden oluşuyor tümü de aynı şekilde. Evet. Şimdi geri kalan bu trabzanımıza 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 Bu şekilde 5 tane yaptım. 6.yı Bakın yuvada yapıyorum. Yaprağımız bu kadar arkadaşlar. Minik çıtı bir yaprak. Şimdi buraya 8 zincir çekerek 2 tane dal hazırlayacağım. 4 5 6 7 ve 8. Evet. Bir ilk dalımı yuvaya kapattım 8 zincirimi. Şimdi tekrar 8 zincir. Dallarımız da sadece 8 zincirden oluşuyor. Hem yaprağımız hem dalımız çıtıp pıtı. Yine aynı şekilde 8 zinciri yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum şöyle dibine bir sık iğne dalım aşağı meyil etmesin yukarı doğru dik dursun bir de bu yaptığımız kutucuğun trabzanın arasına sık iğne burada iki tane sık iğne var şöyle bir zincirimi çekiyorum bir defa doladım hemen bakın şöyle iki şöyle iki alarak buraya boş bir kutucuk yaptım trabzan yaptım yine bir zincir çekiyorum bir defa doladım yuvaya girip 2 2 olarak aldım 4 zincir ve trabzanımın arasına girip sabitliyorum şöyle bir zincir sıradaki boş olan tığ ya 2 2 olarak aldım 4 zincir arasına 5 tane koyuyorum bu şekilde modelimiz yaprağımız çıtırtı olduğu için 5 tam arkadaşlar ideal bir ara Evet şimdi hızlı bir şekilde yapalım iki tane gösterdik yavaş şekilde 2 2 olarak altı 4 zincir kapatıyorum trabzanın dibine hemen bir zincir şöyle bir defa doladım 2 2 olarak alt 1 2 3 4 zincir Evet bu dördüncü bir zincirimi çekiyorum şöyle 2 2 olarak alt 1 2 3 4 zincir kapatıyorum şimdi dibine bir tane zincir çekelim Evet 5 zincirimizi yaptık arkadaşlar şöyle bir tane daha çimen yapalım beraber zincirin üzerine bir dolama 2 2 olarak aldım boş bir kutucuk 2 zincir bir defa doladım hemen sıradaki yuvaya 2 2 olarak girip yine iki zincirden boş kutucuk yaptım bir tane bir zincirden bir tane iki zincirden iki tane kutucuktan sonra 7 tane zincir çekiyorum hemen döndüm şöyle trabzanımızın tepesine sabitliyoruz 7 zincirimiz 1 2 zincir dönüyoruz düz tarafına bu şekilde bir defa tığımı doladım hemen yuvaya girip şöyle 2 2 alarak bu şekilde minik bir trabzan yaptım 4 zincir kapatıyorum sık iğne ile sabitliyorum yani arkadaşlar bir defa doladım yuvaya girdim 1 2 ve 2 bu da 3 seferde ilk trabzanımız 2 iki seferde ikinci trabzanımız da 3 seferde çıkarıyoruz 4 zincir ve sabitliyorum trabzanıma kirpiğimi şimdi iki defa tığımı doladım hemen yuvaya girdim 1 2 2 ve 2. 4 seferde. 1 2 3 4 zincir kapatıyorum kirpik olarak. Şimdi buraya 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Hemen yuvaya girdim. Sık iğne ile sabitledim. Bakın yaprağımız bu şekilde hazır ve 8 tane zincir çekiyorum. Kapattım bakın yuvanın içine sık iğne ile buraya sabitledim ve 8 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Kapatıyorum 8 zincirimi yuvanın içine de bir sık iğne hemen trabzanımın arasına da bir sık iğne çekiyorum iki tane sık iğne bir zincir bir defa doladım yuvanın içine girdim 2 2 olarak buraya bir tane boş trabzan bir zincirimi çekiyorum yani kirpik size boş trabzan diyorum arkadaşlar üzerine tomurcuk olmadığı için 4 zincirimi çekiyorum kapattım araya bir zincir bir defa doladım yuvaya girdim 2 2 olarak aldım 4 zincir kapatıyorum bu şekilde bir zincir bir defa doladım 2 2 olarak aldım 1 2 3 4 zincir bunu da 5'e tamamlayacağız arkadaşlar ilki gibi Şöyle bir zincirimi çektim. Bir defa doladım. 2 2 olarak alt. 1 2 3 4 zincir. Şöyle kapat Bir zincir bir defa doladım. 2 2 olarak alt. 1 2 3 4 zincir. Evet. Bu şekilde arkadaşlar şöyle boş olanı da yapalım. Bakın 5 tane ara mesafesini verdik. Şöyle bir tane de çiçeğimizin altına geleceği için boş yaptık. Evet. 2 tane yaprak yaptık. İnşallah yeterli güzel bir anlaşılır çekim oluyordur. Şimdi minik kirpiklerini, pıtırcıklarını yapmaya geçelim. Evet arkadaşlar bu 8 zincirli yuvanın içine girip sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. 5 tane zincir çekiyorum ve sık iğne ile 5 zincirimi buraya sabitledim 5 zincir sık iğne ile yine bu 5 zincirin içine kirpiğimi oluşturdum 5 zincir sabitliyorum 5 zincir 3 tane 5 zincirden kirpiği yaptık ve geçiş köprüsü olarak dibine bir tane zincir yapıyorum hemen dalın içine geçip sık iğne ile sabitliyorum yine 5 zincir sabitledim yuvamın içine bu birinci kirpi 5 zincir ikinci kirpiğim 1 2 3 4 Hemen kapatıyorum üçüncü kirpiğimi. Bir tane de zincir çekip dibine ipimi koparıyorum. İpimizin yakamını hazırlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bunu koparıp yaptık. Geçiş köprüsü kullanmadık. Ayrık durması gerekiyor diye. Ama bunda beraber benim gibi yakım işleminden hoşlanmayanlar için bu şekilde ben beraber yapacağım arkadaşlar. Zaten boyayı da yapsam beraber yaparım. Birinin aşağı, birinin yukarı bakması için koparıp yapılması gerekiyormuş ama bence gerek yok. Bu şekilde 5 zincirimi kapattım. Ve bakın ikinci 5 zincirimi de buraya kapatıyorum. 5 zincir ve üçüncü beş zincirimi kapattım şöyle köprü olarak arasına bir tane zincir arkadaşlar hemen yeşil yuvama giriyorum sık iğne ile sabitliyorum geçiş köprüsünü yaptık yani bu daha pratik değil mi kolay varken zora gerek yok bence 5 zincir kapatıyorum 5 zincirimi yeşil yuvamın içine şöyle inen ipimizi kaldıralım 2 3 4 5 zincir buraya yeşil yuvamın içine üçüncü beş zincirimi kapattım hemen ipimi kopardım bakın tek yakım işi çıktı Şimdi kolay e, model hazırladık çıtı pıtı hem yaprağı hem kirpiği bu yakım işlemiyle zorlaştırmaya gerek yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle ipimi yakıp hemen geliyorum. Duruşunda da bir farklılık yok bence. Evet modelimin bitmiş hali bu şekilde. Çok tatlı oldu. Şöyle kır çiçekleri gibi çimenlerin üzerinde açan kır çiçekleri yaprakları desen Arkadaşlar mini minnacık bu şekilde çok tatlı oldular ona keza çiçekleri çok hoş oldu Siz de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar Allah'a emanet olun hoşça kalın